İyi günler sevgili ve çok değerli dostlarımız. Bugün sizlerle beraber güzel bir mouse var karşımızda. Niye böyle bir giriş yaptım ya? Çok saçma oldu. Evet, mouse'umuz RGB olduğunu iddia ediyor ve Game Power Ursa RGB diye geçiyor hatta. Gaming mouse. İsterseniz hızlı bir şekilde tanıtımına geçelim. Evet dostlar, bu ürünü tanıtmıştım, belki hatırlarsınız. Kulaklığını da tanıtacağım ama neyse, şimdi mevzular çok derin. Ürünün kutusu bu şekilde. Güzel bir kutu içeriği var. En azından hani reyonda görürseniz böyle bakma şansınız da var. Bunun dışında bakarsak hani ne yazmışlar ne yazmamışlar. Windows demiş. Allah Allah. Acaba neden? Lan Türkçe yok. Keşke Türkçe de yazsaydı. Neyse, benim üstün İngilizce yeteneklerim sayesinde buradaki yazıları da okuyabiliyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden kutu açılımını yapalım. Gerçekten şuradaki RGB desenle, hani şu yan tarafta yanan kulaklığı da var. Üçü aynı anda böyle RGB bir şekilde yanıyor. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Kutunun içerisinden böyle bir kitap çıkıyor. Akşamları yatarken okuyabilirsiniz. Driver'ı indirirsen nasıl kullanacağını falan söylemiş. Yalnız bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Hani ilk hissiyat denen bir şey var ya. Gerçekten bak. Ya bak, ben kaç tane mouse tanıttım. Biliyorsunuz bundan önce 2 tane Everest'in mouse'unu tanıttım ve çok beğenildi ciddi anlamda. Daha sonrasında ne oldu? Bayağı bitti yani. Ürün bitti. Ve aynı şekilde ben bu ürünün de bu kadar ciddi anlamda iyi olduğunu söylüyorum. Haberiniz olsun. Biraz kullandım ve çok beğendim. Hemen bir takalım. Arkadaşlar bakın, ürün gerçekten çok güzel. Fiyatına falan geleceğiz, yorumlarımıza geleceğiz, driver'ını anlatacağız. Gerçekten dehşet verici bir ürün. Hani hem yüzeyi olsun, hem kablosu olsun, ışıklandırmaları çok güzel. Hemen bunun driver'ını indirdik. Ya şimdi bunun driver'ını ben nasıl göstereceğim ya? Yani yan yana nasıl göstereceğim? Mouse videosu çekmeye çekmeye en sevmediğim şey arkadaş şu videoları. Hani 10 tane kamera olsa da keşke bir sürü açıdan çekse, ben de kalkıp oturmasın. Şöyle bir kayıt yapalım en azından. Arkadaşlar da görsün. Kayda geçtim. Güzel bir driver'ımız var. Buradaki butonları görebiliyoruz en azından. Mesela buraya ne aktarmak istersiniz? Sol tıklama, sağ tıklama. Orta tekerlek ne olsun? Orta tekerlek yine kalsın. Mesela 4'te ne varmış? 4 ve 5 yandaki tuşlarımız var. Bunlar genellikle ileri ve geri, hani internet sitelerinde olabiliyor. Ben tabii değiştirdim. Ben daha çok video montaj kullandığım için videoda ileri geri gitme, yani şuraları yaptım, şu tuşları mesela. Onun dışında DPI artı ve DPI eksi diyor. Yani buradan DPI seçeneğini arttırıp azaltabiliyoruz. Makro editör kısmı var. Buradan makrolarınızı kısa bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında profil seçebiliyorsunuz. Benim için aslında faydalı bir şey. Bazı arkadaşlar kullanmayabilir ama ben ne yapıyorum? Gidiyorum da nereye gideceğim ya? Video montajında farklı bir mod kullanıyorum. Hatta bu klavyeden de farklı şeyler kullanıyorum. X, Y, Z'ye falan atıyorum buradan da. Çünkü hızlı hızlı yapmam lazım. Çok uzun sürüyor o aradaki şeyleri kesmek. Buraya bazı kısa yollar atıyorsunuz. Bilgisayarı normal kullanıma geçtiğinizde de internet arayıcınızda geri ileri tuşunu atamanız lazım. Yoksa her seferinde şöyle geri ileri yapıyorsunuz. Gibi gibi kullanabilirsiniz. Siz de oyunlarda farklı, normal gündelik hayatta farklı profiller atayarak işinizi kolay yapabilirsiniz. Bu kısmı bitirdik. Aslında çok güzel bir yazılımı var. Cidden bayağı iyi bir yazılımı var. Restore ederseniz sıfırlıyor. App'li uygulamak demek. Bakalım burada neler yapabiliyormuşuz ayrıca. Hani bunu göstermek amacıyla açtım bu kısmı. Disable edebiliyorsunuz. DPI lock mesela, bu çok önemlidir. Kısaca söyleyeyim. Bu da mesela, atıyorum şu tuşa DPI lock atadınız. Mesela ben 1000'de kullanırım genellikle. DPI lock da 500'dür. Yani 500 daha kitler ve 1000'den 500 çıkardığınızda 500 kalır. Ne demek bu da? AWP ile hızlı dönmek yerine yavaşlatıp dönüyorsunuz. Makro atayabiliyorsunuz. Tuş atayabiliyorsunuz. Multimedya tuşları atayabiliyorsunuz. Diğer makro mouse'larımızla neredeyse aynı. Tek farklılaşan nokta tabii ki bunun RGB kısmı olacak. DPI seçeneklerine geldiğimizde, DPI kısmına geliyorum. Mesela kaç olduğunu belirleyip aynı zamanda buna ışık atayabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Şuradan DPI'yi arttırıp azalttığınızda ona göre renk veriyor. Sizin seçtiğiniz renge göre ve yani şuradaki renkle şuradaki renk kombine değil. Farklı yanıyor. Yani bu da sizin kaçıncı DPI'de nerede olduğunuzu gösterir. Sadece 7 tane renk seçeneğimiz var. RGB renkler atayamıyoruz bu kısımda. Sadece DPI'mızı gösteren renkler atayabiliyoruz. DPI ayarını da tabii ki değiştirebiliyoruz. Atıyorum ikinci DPI'miz 750 değil.
değil 800 olsun ya da 1000 olsun. Bu 3500 değil 4000 olsun. Bunları siz değiştirebiliyorsunuz. Ben 1000'i severim, kullanırım da ama belki bunu DPI 2'ye atarım. Şimdi ışık bölümüne geldiğimiz, mesela buradan hızımızı ayarlayabiliyoruz. Alttan üste doğru mu gitsin efektlerimiz, üstten aşağıya doğru mu? Bunları belirleyebiliyorsunuz. Sabit renk, farklı renk modları var. Buradan ışık şiddetini artırıp azaltabiliyorsunuz. Ses deneme 1-2 ses. Ya dostlar, bu Sony kameraları cidden sıkıntılı ya ısınma açısından. Şimdi tekrar kabloyu çıkartıp taktım. Çünkü o ara Apple dediğimde takılı değil dedi. Sıkıntı yok. Anam! Kaydetmemişim. Ay anam. Ay yine mi kaydetmedim? Allah'ım neden her seferinde aynam. Yine kaydetmemişim ya. Ya Sony senin Allah belanı versin. Neyse, lighting bölümünü yeniden anlatıyorum hızlıca. Buradan seçtiğiniz renkler, mesela seçtiğiniz 7 tane renk seçiyorsunuz ve bunlar sırasıyla yanıyor. Yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Diğerine geçiyor. Hızını tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra tail'de de bu şekilde gelip gidiyor. Zaten orada az çok görürsünüz. Neon seçeneği var. Neon'da da hani çok farklı bir şey yok. Böyle yanıp sönüyor ama daha güzel bir geçiş efekti var aralarında. Tüm renkler var ama tabii oradaki renkleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela kırmızının olduğu bölümü ben sarı yapmak istersem kırmızının yeri değişir. Fakat şöyle bir şey var. Bu renk sabit kalıyor. Flicker diyelim. Bu da polis arabası gibi oldu. Kırmızı ve mavi seçeneğini atamıştık. Yine sabit bir şekilde ama her bastığınızda bir renk değiştiriyor. O da seçtiğiniz renkler arasında. Dalga modu var. Wave dalga demek tabii ki, üstün İngilizce yeteneğim sayesinde. Neyse, biz yine de RGB olanı yapalım. Hızı da en düşükte kalsın. Güzel bir şekilde gidip gelsin. Mouse hassasiyet ayarlarımız burada. Hertz aralığımızda tabii ki 1000 olsun. Her zaman daha iyidir diyoruz. Şimdi dostlar, o kısımları anlattık. Hatta şöyle söyleyeyim. Ürünü genel olarak bakarsak, ben aldığımda yaklaşık 1-1,5 ay önce fiyatı 100 liraydı. Fakat şu an 130 lira. Bazı sitelerde 160 liraya kadar çıkmış. Fiyatını söyledik. Tasarımına bir bakalım. Kauçuk bir yüzeyi var. Çok güzel. Yanlar plastik bir şekilde. Ürünün boyutu nasıl diyeyim size, orta. Ne küçük ne büyük. Yani benim şu an kullandığım uzun süredir, hatta ilk tanıtımını yaptığımda Everest MX-R13 olması lazım. O da burada. Aynı büyüklükte olması lazım. Aynen. Fakat tasarımları çok farklı tabii ki. Tuş dizaynları farklı yerlerde. Kablosu da 1.8 metre uzunluğunda ve örgü bir yapıya sahip. Hani bu konuda sıkıntı yok. Bunu geçelim. Hassasiyet konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Oyunlar anlamında da zaten size bir sıkıntı çıkarmıyor. Ben şimdi SMX-R13 ve R14'ü tanıttığımda Everest'in, hani bunlar alınır, hiç tereddüt etmeyin dercesine konuşmuştum. Burada da aynı şekilde konuşuyorum. Çünkü R13 ve R14'te bir sıkıntı çıkmadı. Çok iyi dönüşler oldu. Ben öyle dediğim için çok teşekkür de aldım. Ama tabii ki o videoların da R13, R14 videolarıyla ilgili çok sıkıntı çıktı. Çalınma falan filan. Onlarla hala uğraşıyorum. Şöyle söyleyeceğim. Bu ürün cidden efsane bir ürün. Fiyatına göre çok dehşet. Yani bu ürünü alabilirsiniz. Hani kullanıp da sıkıntı çeken bir arkadaş varsa onu yine yorumlarda belirsin. Bakarız ayrıca. Ama dediğim gibi bunun tasarımı çok hoş. Ben bunu kullanırdım. Aslında buna geçerdim ama kullanmayacağım. Çünkü zaten R13'ü kullanıyorum uzun bir süredir. Artık o hani biraz kirlenmeye başladığı için onunla devam edip bu sıfır ürünü bozmak istemiyorum. Belki bir çekilişle veya başka şekilde bunu elimden çıkarmayı düşünüyorum tekrardan. Ama dediğim gibi eğer hani ikisi arasında kalsaydım gerçekten bunu da seçebilirdim. Çünkü çok güzel bir görünümü var. Hani RGB deseni zaten ayrıca bir güzel. Altlarda kauçuk ayaklarımız var. Kaymada gerçekten çok iyi. Tabii ki kaç tane tuşumuz var ekstradan hani kullanabileceğimiz. 1, 2, 3, 4. Buralara da tabii ki atayabilirsiniz. Ama 4 tane güzel tuşumuz var. Şimdi RGB ışıklandırmamızın buradan başlayıp böyle bir şekilde devam edip aynı şekilde arkasında da neredeyse tam simetrik değil, sağ el için uygun ama simetrik bir görünümü var biraz. Alınır mı alınmaz mı konusunda söyledik. Hissiyatı, tıklaması. Aldığınızda elinize şunu diyeceksiniz. Abi ben doğru ürünü almışım. Hani üründe gerçekten kötü bir yön bulamadım. Bulsam da keşke söylesem diyeceğim. Bulamadığım için şöyle bir şey söyleyeyim. En azından hani bir eksiklik olsun o da. Keşke şuradaki ışıklandırmalar da RGB olsaydı. Hani tamam, bastığımızda hakikaten bakın değişiyor. Siz hangi DPI'de kaldığınızı anlıyorsunuz bu şekilde. Fakat 7 tane seçeneğimiz var. Keşke bu da RGB bir şekilde olsaydı derim ben. Hani bir eksiklik olarak onu söyleyelim. Tabii ki fiyatına göre eksiklik sayılmaz bu. Game Power gerçekten güzel bir iş
çıkarmış, ürün çıkarmış. Yani bir arkadaşmış gibi geliyor size ya. Kanki tipi var bunda. Böyle diyelim, hani ürünü çok güzel anlattım. Keşke böyle anlatmasaydım ama ürün bunu hak ediyor. O yüzden böyle anlattım. Bakın bu ürünü tanıttığımda eksik kısımlarını söylemiştim. Demiştim keşke şurası hani RGB biraz olsaydı. Her renk aynı yanmasaydı. Biraz onlardan bahsettim. Bunun fiyatı tabii ki biraz yükseldi. Doların artmasıyla beraber. Ürünü eğer bir ay öncesinden alsaydınız 100 lira bile değil, 99 liraydı. Saçma oldu. Şu an aşırı derecede saçmaladı. Aşırı derecede. Hani oradaki 99'u veren sanki 1 lira daha veremeyecek gibi konuştum da. 3'ü tabii ki sizde olursa çok ayrı bir olay olur. Böyle diyelim arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen bakın bu sefer olaysız bir şekilde ayrılalım. Yani hep bir kavga, bir gürültü, bir çekememezlik, yani gerek yok zaten. Böyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Olaysız bir şekilde ayrılıyoruz. Kanala abone oldun. Bay bay.